Merhabalar. Bugün de yine sizlere Üsküdar'a gelirken programından sesleniyoruz ve adaylarımıza sormak istedikleri sorularda ışık tutmaya çalışacağız. Ama bugünkü konumuz İletişim Fakültesi ve konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanımız konuğumuz. Kendisi İletişim Fakültesi'nin dekan yardımcısı, aynı zamanda doçent doktor Sayın Barış Bulunmaz. Hoş geldiniz Barış Hocam. Hoş bulduk Sayın Hanım. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim, ne demek. Şimdi İletişim Fakültesi hakkında bilgi almak istiyoruz ama genel iletişimden girelim deriz hocam. Nasıl tarif ederiz konuyu? Sayın Hanım, aslında iletişim dediğimizde sektörel ya da bölümlerle ilgili çok genel ayrımlar, çok spesifik ayrımlar yaparız. Sohbetimizin devamında onları konuşuruz. Ama önce o iletişimin hitap ettiği kitle, iletişim nerededir, ne konumdadır, nereden dünyada nereye geldi? Dünyada iletişim nedir, Türkiye'de nedir? Tabii ona bir bakmak lazım. Aslında iletişimi sadece iletişim fakülteleri özelinde ya da belirli sektörler özelinde ayırmak pek doğru olmaz. Yani iletişim bugün hayatımızın her alanında var. Bugün buraya gelmeden telefon ettik, konuştuk, sabah gazeteler okuduk, az önce bilgisayardan çeşitli okumalar yaptık, insanlarla iletişime geçtik. Ve iletişim aslında sadece o kelime anlamının dışında çok geniş bir perspektiften bakılması gereken bir alan. Onun için bizleri, ben ve bizler, iletişimciler iletişimi tanımlarken iletişimi sadece kendi alanında belirli bir disipline hapsetmek yerine diğer disiplinlerle çok fazla eşleşen, diğer disiplinlere çok fazla yol açan, o diğer disiplinlerin açtığı yoldan devam eden ve aslında çok geniş bir kümelenmenin içinde kendi alanını yaratan bir disiplin, bir bilim, iletişim bilimi olarak tarif ederiz iletişime. Bugün her kurumda iletişim mezunları, iletişimden gelen ve iletişimle ilgili kendini geliştiren insanlara mutlaka istihdam imkanları ve olanakları var. Tabi burada uzmanlaşma dediğimiz iletişim fakültelerinin o genel disiplini de sağlayan eğitim almaları oldukça önemli gençlerin. Evet. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'nde de iletişim fakültesine baktığımız zaman gördüğümüz bölümler, yine tekrar edecek olursak sık sık sorular da geliyor. Şimdi aradaki farkları da konuşacağız program süresince ama radyo, televizyon ve sinema bölümü, reklam tasarımı ve iletişimi, yeni medya ve gazetecilik ile görsel iletişim tasarımı, medya ve iletişim sistemleri, halkla ilişkiler bölümleri. Şimdi bugün bunlardan medya ve iletişim sistemleri ile yeni medya ve gazeteciliği zaten enine bunu konuşmak istiyoruz. Fakat genel olarak diğer bölümleri de bir tekrar edelim istersek ve yine bazı sorular geliyor. Örneğin işte medya ve iletişim sistemleri, görsel iletişim tasarımının farkı nedir gibi. Bunlar arasındaki farkları da belki kısa kısa birer cümleyle geçebiliriz hocam. Kesinlikle. Şimdi isterseniz medya ile yeni medyayı bırakalım en sona. Diğerlerinden kısa tarifler alalım sizden. 6 bölüm var İletişim Fakültesi'nde. 2 tanesini daha geniş şekilde konuşacağız zaten. Diğer 4 bölümümüzden bir tanesini bu sene açtık. İlk kez öğrenci alacak halkla ilişkiler bölümü. Görsel iletişim tasarım bölümümüz var. Radyo, televizyon ve sinema bölümümüz var. Geçen sene öğrenci almaya başlayan, bu sene 2. sınıfları olacak 2 bölümümüz. Ve reklam tasarım iletişim bölümü var. İletişim Fakültesi kurulurken ilk 3 bölümden bir tanesi reklam tasarım iletişimi. Çok spesifik ayrımlar yaparsak, hani bir iki cümleyle genel bir ayrım yapmak gerekirse, görsel iletişim tasarımında iletişim ürününün, medya ürününün görsel çerçevesini, görsel tarafıyla ilgilenen bir bölüm. Yani içeriği oluştururken o içeriğin hedef kitleye ulaşması esnasındaki görselliği oluşturan bölümlerden bahsediyoruz. Bir örnek verebilir miyiz hocam? Tabii, örnek olarak bir kitap içeriği oluşturduk. O kitabı okurlara sunmaya hazır hale getirdik. O kitabın kapak tasarımından, o kitabın sunulacağı bir platformun insanlarla buluşma yerine kadar, herhangi bir alışveriş merkezinde, herhangi bir toplu iletişim aracında insanların baktığı zaman görebilecekleri bir alan, tekrar bir alan yaratabilme için uğraşan bölümlerden bir tanesi görsel iletişim. Yani şu elimizdeki kataloglar. Kesinlikle. İşin görselliğini oluşturuyor. Evet. Yani biz hep içerik üretimi, içerik üretimi diye söylüyoruz. O içerik üretimindeki farklılığı, yaratıcılığı görsellikte de bir araya getiren, toplayan, derli toplu bir hale getiren ve hedef kitlesine sunan bölümdür. Görsel iletişim tasarım bölümü. Tasarım dediğimiz bölüm. Evet. Peki hocam. Halkla ilişkiler Halk bölümü. Halkla ilişkilerden bahsederek diğerlerine devam edelim. Halkla ilişkiler bölümüyle reklam tasarımı ve iletişim bölümünü aynı yoldan devam edip ikiye ayırmak istiyorum. Şöyle söyleyelim. Aslında işin kurumsal tarafıyla ilgilenen, yani biz iletişimde hedef kitle olarak tanımladığımız okuyucu, dinleyici, izleyici ya da kullanıcı diye ayırdığımız, mecralara bağlı olarak ayırdığımız hedef kitleyi, reklam tasarımı ve halkla ilişkilerde
kurumsal anlamda bakıyoruz. Hani işin biraz müşteri, tüketici tarafına girmeye çalışıyoruz. Halkla ilişkiler bir taraftan kurum içindeki halkla ilişkiler süreçlerini yönetirken aynı zamanda o kurumun kendi çok böyle ağızlara pelesenk olmuş kelimeler vardır. Hani vizyon, misyon gibi. Evet, o evet. misyonu çok temel bir şekilde oturtup kendi çizdiği vizyon çerçevesinde hedef kitlesine ulaştırmaya çalışan bölümdür halkla ilişkiler. Reklam tasarımı ise için içine reklamcılığın girdiği, aslında o ürettiğimiz medya ürününün ya da iletişim ürününün çok daha geniş kitlelere tanıtımını, bilinirliğini belirli ölçülerde oturtmak, oturttuktan sonra o algıyı sağlamlaştırmak ve eğer karşı tarafta hitap ettiğimiz kitle müşteri veya tüketici diyorsak o ürünümüzü sattırmak için yapılan girişimlerden bahsedebiliriz. Çok genel çerçeveyle bunları söyleyebiliriz. Tabii detaylıca bunlar zaten programlarda konuşuluyor sürekli veya web sitesinden yine detaylar öğrenilebileceği gibi bizzat üniversiteden de bilgi alınabilir. Yine radyo, televizyon ve sinema ile isterseniz devam edelim aynı şekilde hocam. Tabii radyo, televizyon, sinema bölümünden ismi çok açık bir şekilde işin işitsel medyaya, görsel medyaya, televizyona ve işte benim büyülü perde olarak adlandırdığım o sinemaya içerik üreten, o içeriğin hem teknik kısmıyla, hem içerik tarafıyla, hem de bir şekilde o medya alıcısını o ürünle bir araya getirecek ortamı yaratan bölümlerden bir tanesi. Hani o işin iç tarafında biraz daha böyle geniş perspektiften baktığımızda iletişim ürününü oluştururken hem az önce bahsettiğimiz o içerik üretimi kısmını, diğer taraftan teknik kısmını. Evet. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada biz ikimiz şu anda konuşuyoruz. Bu konuşmayı yaparken ama etrafımızda işin arka tarafında, biz görünür taraftayız. Arka tarafında ışık, kamera, ses, kurgu, bir sürü teknik detay var. O teknik detayları bir araya getirecek içeriği de oluşturabilmek ve onu ortaya koyabilmek için gerekli altyapıyı sağlayan bölümlerden bir tanesi radyo, televizyon ve sinema bölümü. Evet, hatta isterseniz şöyle yapalım. Radyo, televizyon ve sinemadan bahsetmişken Üsküdar Üniversitesi'nin televizyon stüdyolarındayız. Evet. İletişim Fakültesi'nin tabii ki burası önemli bir alanı. İsterseniz stüdyo hakkında da bilgi verelim, biraz konuşalım. Şu anda da çünkü yine rejide, ana kumandada bizim İletişim Fakültesi öğrencilerimiz bu programın gerçekleşmesini sağlıyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz tabii. Kesinlikle. Her vesileyle. Bu konuda da eklemek istedikleriniz var mı hocam? Tabii, onlar bizim çocuklarımız. Çok mutluluk verici onları burada görmek. Hani hep şunu söylüyorum, hatta bir aradayız bir sürü derslerde ya da ders dışı vakitlerde. Hep onu söylüyorum. Benim 4. 5. girişimde bu stüdyoya. Bu onların stüdyosu. Hani onların burada çok daha buradaki teknik çalışan arkadaşlarla bir arada olması, onların kullanması, onların üretmesi, onların çalışması, hani onların burası kendi yaşanılabilir bir mekan haline getirmesi oldukça önemli. Evet. Tabii ki bizler hocalarıyız, birlikteyiz. Her zaman onlara işin hem teorik hem pratik anlamda bilgisini veriyoruz ama hani burayı dediğim gibi benim 4. 5. gelişim buraya. Onların burada kendi yaşam alanlarını özgürce yaratmalarını çok önemsiyorum. Onun için hem ev sahibiyiz hem misafiriz şu anda. Aynen öyle hocam. Tabii onlara dediğiniz gibi çok önemli katkıları var. Çok. Yani işin mutfağındalar. İletişim Fakültesi'nde evet teori olarak bütün dersleri alıyorlar ama bölümlerine göre bir yandan da stüdyo ortamında, radyo ve televizyonda bu havayı solumaları, buradaki cihazlarla tanışmaları, neyin nasıl kullanacağını öğrenmeleri, görmeleri çok önemli. Aslında bu ortamlara girmeleri bile çok önemli bir ders. Yani hiçbir şey yapmasalar, şu ortama girip çıksalar bile o bile ortamı öğrenmek anlamında onlara büyük katkısı olacak çok şeyler. Doğru. Ki burada çok çalışmalar yapılıyor. Kesinlikle. Facebook üzerinden de yayınımız devam ediyor. Sorular olursa program süresince sizlere yönlendireceğiz hocam. Tekrar arkadaşlarımızı hatırlatmış olalım. Yani İletişim Fakültesi'nin herhangi bir bölümüyle ilgili daha detaylıca bilgi almak istiyorsanız şu anda Barış hocamız buradayken Sayın Dekan Yardımcımız sorularınıza yanıtlar almaya çalışabiliriz diyelim. Ve isterseniz Medya ve İletişim Sistemleri bölümüyle Yeni Medya ve Gazetecilik bölümüyle ilgili konuşmaya başlayalım. Şimdi Medya ve İletişim tüm bu diğer bölümlerin en çatısında değil mi hocam? Nasıl başlayalım burada tarifimize? Bu bölümü okumak isteyen arkadaşlarımıza neler anlatalım? Dört bölümü kısaca geçtik Seyhan Hanım. Medya ve İletişim Sistemleri bölümüyle Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünü biraz daha sondajlayarak devam edelim. Medya ve İletişim Sistemleri bölümü iletişim fakültelerinin iletişim fakültesinde, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde diğer bölümlere akademik ve bilimsel altyapıyı sağlayan bölümlerden bir tanesi. Tabii orada biraz sonra çok önemli bir ayrımdan, detaydan, belki yanlış bilinen bir bilgiyi de biraz daha açarak devam ederiz. Lütfen. İşin akademik tarafı dedik, bilimsel tarafı dedik. Bu şu demek, hani iletişimde veya
bir bilim dalında kuramsal ya da yöntem bilimsel metodolojik çalışmalar devam eder. Yani bir tarafta işin kuramsal bilgisini alırsınız, teorik bilgisini alırsınız. Neyin, nasıl, neden, niçin sorularını sorabileceğiniz, için tez, antitez, sentez kısmına varabilecek bir alan. Diğer tarafta da uygulama kısmı. Yani öğrendiklerinizi sadece o beyninizin içinde ya da kağıtta ya da konuşarak değil, aynı zamanda bunu bir ürüne çevirebilecek bir alandan bahsediyoruz. Bu çok önemli. Ve iletişim, ortaya çıkardığınız fikri, hizmeti, ürünü, düşünceyi bir şekilde hedef kitleye, kamuoyuna aktarmadığınız sürece onun başarılı olabilmesi mümkün değil. Yani hedefe hedefe ulaşabilmek tabii mümkün değil. Biz burada bu içeriği oluştururken şu anda bu içeriği belirli insanlara aktarıyoruz. En azından kafasında şüphesi olanlar, belki doğru bildiklerini daha da pekiştirmek, yanlış bildiklerini düzeltmek, soru sorarak farklı bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Sonuçta bilgiyi bir şekilde belirli bir iletişim kanalıyla hedef kitleye aktarıyoruz. Bu bilimsel teorik altyapıyı oluştururken medya ve iletişim sistemleri bölümü aynı zamanda o az önce söylediğim hani yanlış bilinen kısmı biraz açmaya gayret edeyim. İşin pratik kısmında da tabii ki var. Yani sadece kuramsal ve teorik kısımda değil, bunu uygulamaya çevirecek altyapıyı da veriyor. Seçmeli dersleriyle, kendi öğretim programındaki içeriğiyle bunu oluşturuyor. Bu şu demek, aslında biz hem bu bölümle birlikte diğer bölümlere akademik ve bilimsel bir yol açarken diğer taraftan da akademi camiasına, bilim camiasına akademisyenleri yetiştirecek, o akademik heyecanı, akademik şevki duyabilecek gençleri de bizden sonra bizle birlikte bayrak devralacak kişilere yetiştiriyoruz. Yani hem sahada sektörde çalışacak kesinlikle, hem de akademisyen olarak çalışabilecek arkadaşlarımızı şimdiden yetiştirmek. Çok önemli. Yani işin teorik kısmı tamam. Orada çatı bölüm ve kuramsal kısım elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Ama diğer tarafta işin medya kelimesi altında alt başlıklarla radyo, televizyon, sinema, alan, kurumsal, tüketici, müşteri, okuyucu, izleyici, bütün bu kavramları aslında bölüm dersleri ve programlar içinde birleştirmeye gayret ediyoruz. Peki hocam, şimdi genel hatlarıyla medya ve iletişim sistemleri bu şekilde. Bu bölümle ilgilenen arkadaşlarımız özellikle kafasında nasıl daha netleşebilir? Yani birkaç bölümü düşünüyor olabilir. Yani işte ben iletişimci olmak istiyorum diye çok net olabilir aslında. Ama acaba medya iletişim mi okusam benim için daha uygundur veya bir başka bölüm mü gibi de belki ikilemde kalmış olabilir. Bu alanda nasıl yönlendirme yapabilirsiniz? Hangi öğrenci profili medya ve iletişimci olmaya daha uygundur sizce? Harika. İçin az önce söylediğim hani kuramsal tarafı, bilgi tarafına biraz daha yoğunlaşacak. Hani hep şöyle düşünelim. İletişim dendiği zaman hani tabii ki çok renkli, heyecanlı, yaratıcı, harika. Hani çok benim önem verdiğim kelimeler. Tutku ve yaratıcılık mutlaka olacak. Yani ortaya çıkardığınız ürünü, içeriği, fikri, hizmeti, düşünceyi mutlaka karşı tarafa aktarabilecek heyecan duyacaksınız içinde. Bunu gecenin saat 3'ünde yapıp ertesi sabah 8'de televizyon vasıtasıyla, radyo vasıtasıyla ya da öğrencilerinize ya da bunu çalıştığınız şirkette, kurumsal iletişim departmanında, halk ilişkiler departmanında, bir çeşitli departmanlarda karşı tarafa aktaracak bir heyecanınız mutlaka olacak. Evet, mutlaka gibi. Evet, işin teorik tarafı çok sağlam olacak. Bu okumayı, irdelemeyi, sorgulamayı sevecek. Yani iletişimin içinde diğer bölümlerin o çok daha fazla uygulamaya kayan bölümünün dışında biraz teorik tarafına ilgi duyacak. Okuyacak, araştıracak, alana dair diğer disiplinlerle, sosyolojiyle, psikolojiyle, felsefeyle, siyaset bilimiyle, hukukla içli dışlı olacak. O disiplinlerle, iletişim bilimleri disiplinini birleştirebilecek, onların arasındaki farklılığı yaratabilecek bir düşünceye sahip olacak. Ama onun dışında o medya dediğimiz kısımda televizyon, radyo, gazete ve dergiler, yazılı basın ve yeni medya dediğimiz, hani biraz sonra konuşuruz yeni medya ve gazetecilik bölümünde, o uçsuz bucaksız alanın içerisinde eğitimini o mecralara uygun olacak şekilde yönlendirebilecek, değiştirebilecek ve o heyecan, tutkuyu içinde hisseden bütün gençleri bekliyoruz. Evet, medya ve iletişim sistemlerini. Evet, şimdi ayrıca bu tarife uyan adaylar medya ve iletişim sistemleri bölümü hakkında ders içeriklerini de öğrenmek istiyor olabilirler. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar hangi dersi alacaklar, hatta seçmeli derslerine kadar bir detay verebiliriz. Uygulama olanakları nelerdir? İsterseniz onları da konuşalım hocam. Tamamdır.
Şimdi İletişim Fakültesindeki 6 bölümümüzde de ilk 4 yarı yıl ortak bir program uyguluyoruz. Bu ortak programı uygularken iletişim bilimlerinin kendine özgü, kendi doğasına özgü dersleri öğretim programında içerikte oluştururken, ortaya koyarken aynı zamanda sosyal bilimler alanındaki sosyal bilimler altyapısını sağlayabilecek geniş bir eğitim veriliyor. 4 yarı yıl ortak dediniz. 4 yarı yıl ortak ama bütün burada fakülte. Şu var Seyhan Hanım, hani farklı olarak bütün 6 bölüm için geçerli bu. İlk bir sene, birinci yarı yıl ve ikinci yarı yılda sadece ikinci yarı yılda alana, bölüme dair, kendi alanına dair seçtiği bölümle ilgili bir dersi veriyoruz ikinci yarı yılda. Üçüncü ve dördüncü yarı yıllarda ise ikişer ders veriliyor. Diğer her bölümün kendi içinde. Yani şöyle düşünelim, ilk 4 yarı yılda, ilk 2 senede toplam 5 dersi her bölüm öğrencisi diğer bölüm öğrencilerin, her bölüm diğer 5 bölümden farklı olarak 5 tane ders alıyor. 3. sınıftan itibaren, 3. ve 4. sınıfta ise iş bambaşka bir boyuta geliyor. Tamamen modüler, kendi öğretim programını oluşturduğu, seçmeli dersleriyle modüler olarak kendi alanı ve alanının dışında, iletişimin o geniş dünyası, geniş bakış açısı içinde kendisinin belirlediği bölümünü, bir program oluşturmaya başlıyor. Seçmeli derslerle birlikte. Hani kabaca şöyle söyleyebiliriz. İlk 4 yarı yılda 5 tane ders farklı. Radyo, televizyon, sinema bölümüyle ilgili. Medya ve iletişim sistemleri bölümüyle ilgili. Örnek vereyim medya ve iletişim sistemlerinden. Evet. İkinci yarı yılda, ilk yarı yıl ortak dedik. İkinci yarı yılda kitle iletişim sistemlerine giriş dersini alıyor. Üçüncü yarı yılda, yani ikinci sınıfın ilk döneminde uluslararası iletişim ve çağdaş siyasal sistemleri diğer 5 bölümden farklı alıyor. Bir sonraki dönemde ise medya işletmeciliği dersini ve kişiler arası iletişim dersini diğer 5 bölümden farklı olarak alıyor. Bu saydığımız 5 ders. Evet, olur. Dikkat ederseniz mesela işin kuramsal tarafına biraz daha bakan ama aynı zamanda o medya yolculuğunda, o serüvende işin pratik tarafına da kayabilecek içerikleri oluşturduğumuz dersler. Dersler bu şekilde devam ediyor ve sonra... İşin yönetsel tarafı da var aslında biraz medya ve iletişim sistemlerinde. İşin o işletmecilik tarafı, biraz daha aslında bu yapıların organizasyonu, bu yapıların organizasyonunu oluşturabilecek bilgi ve beceriye sahip gençleri de yetiştiriyoruz bölümde. Öğretim programımızla. Evet. Öğrenim dili olarak Türkçe değil mi hocam? İsteğe bağlı İngilizce hazırlık var İletişim Fakültesi bölümlerinde. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi de almak isterim doğrusu. Çünkü yani iletişim sektöründe İngilizcenin yeri nedir? Kısaca bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Her alanda çok önemli İngilizce. Hatta ben hani İngilizceyi artık hani bizim kendi ana dilimiz Türkçenin dışında İngilizceyi hani olması gereken, nasıl nefes alıyoruz, sabah kalkıyoruz, gece yatıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz. Normal bir rutin işleyiş, bu bedeni devam ettirebilmek, bu hayat devam ettirebilmek, rutin olarak yaptığımız işler var. İngilizce'de hani bir iletişim öğrencisinin mutlaka bilmesi gereken bir yabancı değil. Hani bunu bir artı değer olarak sormuyorum. Mesela yeni iletişimciler geldiği zaman ya da işte profesyonel anlamda yaptığımız işlerde İngilizceyi biliyor musun diye sormayı artık hem karşı tarafa artık hem kendime biraz zul olarak görüyorum. Evet, yani o işin o kısmını hallettik. Mutlaka onun dışında bir yabancı dil. İkinci bir yabancı dil de oldukça önemli. Çünkü iletişim diyoruz, uluslararası iletişim diyoruz, uluslararasılaşma diyoruz. Bu uluslararasılaşmanın yarattığı sistemsel yapı bizi mutlaka başka insanlarla, başka dünyadaki insanlarla, yine aynı kelimeyi kullanalım, fakültemizin ismini, iletişim haline, iletişim dilini oluşturabilmek için yabancı dili mutlaka bilmesi gerekiyor. Biz hazırlık ilk üniversiteyi, fakülteyi ve 3 bölümü kurduğumuzda 4 sene önce İngilizce ve hazırlık zorunluydu. Daha sonra 2 senedir hazırlık kaldırdık, isteğe bağlı olarak yaptık. Ama tabii ki hani içerikler, derslerde mutlaka İngilizceye dair, İngilizce içeriğe dair konular ve gelişmeler oluyor. Ama öğrenim dilimiz İngilizce, Türkçe. Türkçe olarak isteğe bağlı İngilizce devam ediyor. Peki hocam, şimdi medya ve iletişim sistemlerini bir öğrenci seçtikten sonra, yani iyice araştırdı, diyelim ki bu bölümün kendisine uygun olduğunu gördü, geldi. Ama sonra diğer bölümlerden de dediğiniz gibi, yani ortak dersi aldı ama daha sonra başka dersleri de almak isterse yan dal olarak alabiliyor mu? Veya iletişim fakültesinde çift ana dalla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir?
Onları da isterseniz adaylarımızı şimdiden bilgilendirmiş olalım. Tabii. Hem bölüm içinde çift ana dal ve yan dal programlarını gerçekleştirebiliyor. Hatta demin o bahsettiğimiz ilk 4 yarı yıllık program ortak olduğu için bölüm fakülte içinde bölümler arasında yan dal ve çift ana dal yapma olana çok daha fazla. Yani dışarıdan gelen, farklı bir bölümden gelen bir öğrenci için alacağı kredi sayısı 100-110 iken iletişim fakültesi öğrencisi ilk 4 yarı yılda temel bazı dersleri ortak aldığı için, sosyal bilimler altyapısına giren dersleri ortak aldığı için diğer öğrencilere göre 70-80 krediyle çift ana dal yapabiliyor. Diğer taraftan iletişim fakültesi öğrencileri mutlaka diğer bilimlerle, diğer bölümlerle o interdisipliner çalışmanın gerektirdiği aslında farklılığı ortaya koyabilecek eğitimi alma imkanına sahipler. Kolay bir iş değildir. Bu her zaman söylüyorum ben bizim öğrencilerimize de. Çift ana dal yapmak aslında öğrenciliğin özellikle 3. ve 4. sınıftan sonra artık hani sektöre ve alana dair çalışma isteği gösteren öğrencilerde kolay bir süreç değildir. Çok zor kesinlikle değil. Ama işin o pratik hayatta olabilme ve öğrenciliğin o son senelerindeki keyifli zaman dilimlerini yaşayabilme adına biraz da gayret göstermeleri gerekiyor. Mutlaka yapılabilir. Bizim zamanımıza göre çok kolaylaştı bu evet, çift ana dal, yan dal, Erasmus gibi alternatifler yani ve olanaklar. Artık tabii öğrencilerin hedefleri daha yüksek eskiye göre. Yani şimdi tabii ki 4 yıllık bir bölüm okumak istiyorlar. Ondan sonra onun yükseğini yapmayı da baştan hedefliyorlar. Hatta şu an bir yandan üniversite araştırırken bir yandan da acaba bu fakültenin diğer bölümlerinde uygun neler var? Çift ana dal yapabilir miyim, yapmalı mıyım gibi düşünüyorlar. Evet. Dolayısıyla biz şimdi burada bu bilgileri verirken arkadaşlarımıza genel bir bilgi vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani bunların hepsini eline boyuna düşünsünler ki bir üniversitede, bir iletişim fakültesinde hangi bölümler var, neler yapmak istiyorlar, pratiğe dökebilmeleri daha kolay olacaktır. Tabii. Şu oraya gireyim mi? Buyurun. Bizim öğrencilere, çocuklara hep söylediğim bir şey var. Yani çok çok önemli. Hangi bölümde, hangi bölümle çift ana dal yaparsanız yapın, ilk önce siz iletişim fakültesi öğrencisiniz. Evet. Hani burayı sadece diploma almak için değil, o alanı ve o alanda belki bir kariyer devam edecek, doğru. Ama iletişimi fakültesinde herhangi bir bölümde, hangi bölümde olursa olsun öğrenciyseniz ilk önce o bölümün hakkını verebilmesi lazım öğrencinin. Hani 4 sene geçti, 2 diploma var elimde, geriye dönüp bakıyorum ne var, bir şey yok mu? Yoksa tek bölümde devam ettim. 4 yerde staj yaptım. Üniversitede işte şu andaki öğrencilerimiz gibi burada çalışıyorlar. Sektörde çalışıyorlar, okuyorlar. Dersleri iyi. Alana dair kafalarında çözmek ve yapmak istedikleri konular var. O heyecanı kaybetmeden mi devam etmek, hangisi daha iyi? O soruyu kafalarına netleştirmeleri lazım. Yani yaptığımız işin mutlaka karşılığını alabilecek gayreti, emeği, tutkuyu gösterebilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi hocam sormak istediğim sorular var. Tabii. Ama Facebook yayınımızdan sorularımız da var. Sormak için sözünüzü kesmek de istemedim. Gökhan Erdoğan'ın sorusu cevabımızı bekliyor. YGS 4, 304 puanla 4 yıllık gelir mi diyor arkadaşımız. Bununla ilgili sizin şu an için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz programdan sonra rehberlik arkadaşlarımıza da yönlendirebiliriz ama. Tabii Gökhan'a şunu söyleyeyim. TS2 ile alıyor. Geçen sene hani genel bir bilgi anlamında da söyleyelim. TS1 ile alıyordu İletişim Fakültesi'nin bölümleri geçen sene. Bu sene TS2 puan türüyle alıyor. Tabii ki başka bir puan türünden aynı zamanda TS başka yabancı dille ilgili bir bölüme girmek ister ya da farklı bir alana gitmek isterken TM puan türünden ama aynı zamanda TS puan türü varsa o ve TS puan türü iletişim fakültesi ya da TS puan türüyle alacak diğer bölümleri karşılıyorsa yine onlara da girebilir. Puanla ilgili net bir şey söylemeyelim şu anda. Tercih danışmanı arkadaşlarımız çok daha yardımcı olur ama TS 2 puan türüyle aldığımızı tekrar belirtelim. Evet, Gökhan'a umarım yardımcı olmuşuzdur diyelim. Yine sorular varsa lütfen devam edelim yayın boyunca da. Peki hocam, Erasmus konusunda da tabii öğrencilerimiz merak ediyor. Yani böyle bir alanda, böyle bir fakültede okurken yurt dışı olanakları nelerdir, yurt dışına çıkacak mıyız gibi. Erasmus'la ilgili neler söylemek istersiniz? Medya ve iletişim sistemleri özelinde. Özelinde. Diyelim ve hızlıca sonra medyaya da geçelim. İletişim hocam. Fakültesi için aslında genelleyelim. Hem medya ve iletişim sistemlerine hem diğer bölümlerimize hem gelen hem giden öğrenciler hani o hareketlilik oldukça fazla. Üsküdar Üniversitesi'nde de ilk Erasmus öğrencisi, ilk gelen öğrenci İletişim Fakültesi'ne geldi. Daha sonra bizim fakültemizden ve bölümlerimizden öğrenciler gitti. Portekiz'e gidenler oldu. Buraya İtalyan, Portekiz, İspanyol gelen öğrencilerimiz oldu. Yani Erasmus'la ilgili çok büyük fazla bir hareketliliğimiz var. Daha çok yani genç bir üniversiteyiz, genç bir fakülteyiz.
bölümlerimiz yeni ama o uluslararası hareketliliği oldukça çok önemsiyoruz. Bu uluslararası hareketliliği önemserken aynı zamanda ona uygun içeriği oluşturmaya gayret ediyoruz. Gelen öğrencilere çok geniş bir seçmeli ders imkanı tanıyoruz yabancı öğrencilere. Onun için bununla da gerçekten çok mutluyuz. Yani aşağı yukarı bugüne kadar her dönem ya da toplamda söyleyelim ondan fazla öğrenci gelmiştir. Bizim de bir o kadar öğrencimiz yurt dışına eğitim almaya yarım bir dönem eğitim almaya gitmiştir. Onun için bu oldukça önemli. İletişim Fakültesi öğrencileri mutlaka Erasmus'la ilgili gereken gayreti göstersinler. İstesinler. Yani evet. Olur ya da olmaz. Evet. O %10'luk, %20'lik dilime girerler ya da girmezler. Kendilerini acaba yapabilir miyim düşüncesinden sıyırmaları lazım. Acaba yabancı dilim yeter mi düşüncesinden sıyırmaları lazım. Hedeflemeleri çok önemli. Mutlaka oraya gidip o dersleri almak, o insanlarla tanışmak, orada bir network sağlamak ve aslında o mezun olduktan sonra ya da mezun olunana kadar geçen süre içinde mutlaka o cesareti aslında göstermeleri lazım. İlk önce ailelerinden gerekli izni aldıktan sonra. Evet. Peki hocam, program süremiz çok daraldı ama yeni medya ve gazeteciliği de konuşacağımızı belirtmiştik. Bekleyen arkadaşlarımız olabilir. Dolayısıyla yine bölüm hakkında bilgi alalım. Ve bu bölüm özelinde eklemek istedikleriniz neler varsa lütfen burada bilgilerinizi verelim. Medya ve iletişim sistemlerine çatı bölüm dedik. Kuramsal bilgiyi sağlıyor dedik. Daha sonra işin pratik tarafında da aynı şekilde devam etmek isteyen medyanın bütün mecralarında mecra ayrımı yapmaksızın o kelimenin de hakkını vererek, o bölümün ismindeki o kelimenin de hakkını vererek. Yeni medya ve gazetecilik bölümü ise aslında gazetecilik iletişimin temeli. O iletişim gazeteciliği, bunu geleneksel gazetecilik olarak algılamayalım Sayın Hanım. Yani gazetecilik, geleneksel gazetecilik, o yazıyla haşır neşir olma hali, o yazıyı hali. Evet gerektiği zaman söze dökme, gerektiği zaman görsele dökme, gerektiği zaman hem görselliğe hem söze dökme ya da o sihirli aslında ekranlarda elinize tuttuğunuz şu an telefonda ya da o tabletlerde farklı platformlarda içeriği oluşturabilecek temel nokta gazeteciliktir. Evet, çok evet. önemsiyorum bunu. Yani biz onun da temeline haberi koyuyoruz. O haberin ne olduğunu bilecek. Bu haberi sadece haber oluşturmak değil. Ortaya koyduğumuz iletişim ürününün ya da medya ürününün nasıl oluştuğunu, neden, ne zaman, nerede, kime hitap edecek şekilde oluşturduğumuzu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu eğitimi almamız gerekiyor. Yani gazetecilik bilgisi ve gazetecilik eğitiminden sonra yeni medya tarafına geçmemiz gerekiyor. Yeni medya dediğimiz alan ise uçsuz bucaksız bir alan. Bir kez daha kullanayım bu kelimeyi. Çünkü bizim aslında 6 sene, 7 sene önce kullanmadığımız bir kavram. Yeni medya. Neden yeni? Yeni bir medya çünkü. Bizim de bilmediğimiz. Yani 1940'lı yıllarda televizyon yeniydi. 1960'lı yıllarda yeni iletişim kanalları ortaya çıkmaya başladı. Her şey yeni. Aslında o kavramın da bir adım gerisine gittiğimizde bir yeniliğin ortaya koyulduğunu görüyoruz. Farklı platformlardan. Evet, evet, yani şöyle söyleyelim, altyapısını internet, internete ve internet teknolojilerine dayandıran tüm yeniliklere biz iletişim, yeni medya diyoruz. O yeni medyanın yarattığı içeriği de farklı platformlardan, teknolojinin bize çok ciddi o multimedya dediğimiz sesin, videonun, görüntünün, yazının birleştiği ve o farklı platformlardan zaman ve mekan farklılığı olmaksızın her yerde ulaşabildiğimiz bir teknolojiden bahsediyoruz. Onun için yeni medya ve gazetecilik bölümü de hem işin o gazetecilik eğitimine çok olması gerektiği gibi, bir gazetecilik bölümünde olması gerektiği gibi veren, temel bilgiyi veren, aynı zamanda bunu o farklı platformlardan içerik haline getirecek, o içeriği de kullanıcı dediğimiz, user, kullanıcı dediğimiz hedef kitleye ulaştırabilecek yeniliği ortaya koyan bir bölümdür. İçeriği, programı çok o şekilde oluşturduk. Çok net anlattınız hocam. Evet, yani temel gazetecilik bilimine, bilgisine günümüzün teknolojileri ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda dönüşmüş hali. Doğru. Peki yine adaylarımızın en çok merak ettiği konulardan biri, peki bu bölümleri bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra iş olanakları nedir? Yeni medya için ayrı, belki medya ve iletişim için ayrı konuşabiliriz hocam. Ne dersiniz? Kolay iş bulabilecekler mi veya sektör bu alanda nasıl? Daralma mı var, genişleme mi var? Mezunları neler bekler mi? Genel olarak mı soruyorsunuz? Genel olarak konuşalım hocam ama isterseniz hani bölüm bazında da. Tamam, bölüm bazında konuşalım. Hani genelden bakıp şöyle çok hızlı bir şekilde bölümlere gidelim. Şimdi çok böyle pembe tablo çizmeyi sevmiyorum ben. Yani ilk önce
şunun farkına varılsın. Bu iletişimi ayrı bir yere de koymayalım. Hangi alanda olursa olsun. İyi bir eğitim alacaksanız o eğitimi mutlaka uygulamaya çevirebilecek olan gayreti göstereceksiniz. Buna yönelik olarak hem o 4 sene boyunca, o 4 seneki yaz aylarında, sömestrlarda, o derslerin dışındaki zaman dilimlerinde mutlaka bir katma değer sağlayacaksınız kendinize. Onun için çok zor istihdam ve o iletişimin yarattığı. Çünkü iletişim sektörü, iletişim alanı dışarıdan da çok cazip. Ve o cazip olma hali aslında şöyle söyleyelim, 100 istihdam varsa 1000 tane iletişim öğrencisi ya da herhangi bir yerde farklı bir 100 istihdam varsa orada 100 tane X bölümü öğrencisi, X fakülte öğrencisi varsa iletişimin 100 istihdam alternatifine sadece iletişim öğrencileri kapsamıyor. Diğer taraflardan da çok cazip çünkü buraya gelmeye çalışıyorlar. Değil mi? İletişimin evet, bir yönü var. Kolay değil. Ama şunu söylüyorum, eğer emek gösterirseniz, hani genel kelimeler kullanmaktan da oldukça kaçınıyorum ama emek gösterip o emeğinizin karşılığını alabilecek tutkuya içinizde ve o yaratıcılığa, o heyecana sahipseniz 4 senenin sonunda bırakalım. O 4 sene mezun olmadan bile seçilmiyorsunuz. Siz alternatifler arasından seçebiliyorsunuz. Böyle onun için alan. Evet, çok çok büyük bir genelleme yapıp hani burada çok kolay, çok fazla İstanbul olanlar var demek kesinlikle doğru olmaz. Hangi bölüm için olursa, hangi fakülte için olursa olsun doğru olmaz. Ama iletişim alanı çok keyifli, yaratıcılığa çok açık, kendi yeniliğinizi ortaya koyabilecek imkanları bulabildiğiniz ve insanları mutlu ettiğiniz bir alan. Yani kendiniz ilk önce mutlu olacaksınız. Yani arkadaşların diğer aslında şunu bilmesi de lazım. Mezun olmadan önce daha okurken kesinlikle bir yandan bu sektörle iç içe olmak gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani bu için tam içinde da öyle olmadan, bir alan. İletişimde pratiğin içinde olmadan, o pratiği uygulayabilecek alanları kendinize yaratmadan, bekleyerek değil, girişken bir şekilde gidip konuşarak, yaratarak, tartışarak, çözüm üretmeye çalışarak, insanların kafalarındaki düşüncelerini bir medya ürününe, iletişim ürününe dönüştürebilecek altyapıyı sağladıktan sonra onlara uygun mecrayı bularak mutlaka iletişim alanında kendi alternatifinizin ya da alternatifler arasında sizin seçebileceğiniz bir kalifikasyona sahip oluyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam. Evet sevgili arkadaşlar, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Sizlere İletişim Fakültesi hakkında genel bilgi vererek iki bölümü de biraz daha detaylıca konuşmak istedik. Yine sorularınız olursa sizlere cevap vermeye devam edeceğiz önümüzdeki programlarda da diyelim ve hocamıza teşekkür ederim. Hocamız Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Barış Bulunmaz'dı. Kısa bir ara, aranın ardından Üsküdar'a gelirken devam edecek.